Sırada Bodrum'da Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar'la yaptığımız çok özel bir söyleşi var. Ünlü çiftin yazdıklarına konuk olduk. Ev yaşamlarından tiyatro sahnesine, efsane haline gelen Bizimkiler dizisinden en beğendikleri genç meslektaşlarına kadar her şeyi konuştuk. Ama Şükrücüğüm, daha pasaport işlemleri var. Öyle. Bak şuradan görebiliriz. Gel yürü. Böyle zoomlu bir zoom var. Attı şey gibi. Bazuka gibi. Benim için bir okuldur yani Bizimkiler. Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar'la Bodrum'da çok özel bir röportaj. Bir iki sene daha çalışayım. Ondan sonra Güzin'e sürprizim var. Dünya turu yapacağız değil mi Güzin? Ama bunu 10 senedir yapacağız. 10 senedir yetkiliyorum. Ama elini çabuk sustu, yoksa artık yürüyecek halimiz kalmaz böyle. Yok, elimizde bastonla. Yapma Allah'ını seversen Güzin. Daha dur. Röportajımız Erdal Özyağcılar'ın bir soru ve bir tespitiyle başladı. Sen onlar bütün yaz buradalar değil mi? Magazindeki şey olarak. 2-3 ay kesinlikle. 2-3 ay bütün televizyonların magazinleri burada. Bazen geçen gün burada geçiyordu. Hadi hayırlı olsun dedim. Kolay gelsin dedim. Böyle zoomlu bir zoom var. Attı şey gibi. Bazuka gibi bir zoom sırtında bir tarafa doğru gitti. Onlar sahilden çekti. Sahilden evet. Erdal Özyağcılar, değerli eşi Güzin Özyağcılar'la yazları Bodrum'da sakin bir yaşam sürüyor. Kızıyor musunuz uzaktan çekilen? Yok canım, yani beni zaten kimse uzaktan çekmiyor. Herkes merhaba abi diyor, çekiyor yani. Bizim öyle uzaktan çekecek bir durumumuz yok. Bodrum'da insan biraz daha gevşiyor ve rahatlıyor haliyle. Erdal Bey dizi çekimleri nedeniyle arada İstanbul'a gelecek. Güzin Hanım'sa Bodrum'a demirlemiş durumda. Tiyatromuzu sezonu kapadık. Sezonu kapayınca ben, torunlar, kızım, biz geldik buraya. Erdal da gidip gelecek inşallah. Kızları Zeynep de tiyatrocu ve iki çocuk sahibi. Acaba torunlar da mı anneanne dede yolunda ilerliyor diye soruyoruz. Torun mu? Torun nereden çıkardı? Allah mı söyledi? Torun mu dedi? Kızımı işte, kızımız var. Üçümüz tiyatroda. Tiyatrocuyuz. Yani vesikalı tiyatroyuz, diplomalı tiyatroyuz, konservatuvar mezunuyuz. Hep üçümüz de Yıldız Kenter'in talebesiyiz, onu da söyleyeyim. Oğlumuz başka bir işte, kendisi kimyacı, kimya mühendisi, başka bir işte çalışıyor. İki tane torunlar var, Allah söyledi, belki torunların biri oluyor ama biz ona yetişir. Dede istiyor demek ki. Yetişir miyiz, yetişmez miyiz bilmiyorum. Dede istiyor torunların da bu meslekten olmasını galiba. Bir tanesi olsa fena olmaz yani. Evet, bir Özyağcılar soyadı. Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Hanım yıllarca efsane dizi Bizimkiler'de birlikte rol almışlardı. Babanın da benim de canımız çıkıyor yetiştirelim diye. Kolay mı kazanılıyor sanıyorsun kızım para? Erdal Özyağcılar 1989-97 yılları arasında dizide Şükrü Başaran'ı, Güzin Özyağcılar 90-2002 yılları arasında Sedat'ın eşi Serpil'i canlandırmıştı. Ne işi var şirkette? Abim bekliyor, bir müşteriye gideceğiz de. 9 yılında ben oynadım. 14 yıl sürdü. Yani sıkılan da olmadı. Bu yıllarda bir dizi filmin uzun soluklu gitmesi biraz zorken Bizimkiler yıllarca ekrana gelmişti. Bizimkilerin şöyle bir yeri var. Hem Bizimkiler yani o zaman tek solukta izlenen, fazla televizyonlarda dizilerin olmadığı, TRT'de başladık biz. Çok güzel bir iş. Sonra bir de benim orada geri planda, kamera gerisinde çok şey öğrendim. Oynadığım sahneleri seyrediyordum. Bakıyordum, ediyordum. Işık öğrendim. İyi kötü reji öğrendim. Senaryo nedir onu biraz daha öğrendim. Benim için bir okuldur yani Bizimkiler. İçeride kim var? Ablam. Olmuyor böyle baba. Çift tuvaletli bir ev tutalım. Olur beyefendi. Sizin keyfinize göre. Çekil şöyle, çekil. Yıllarca rejide de dikkatli bir şekilde gözlem yapmış ünlü oyuncu. Bugünlerde sadece oyunculuk yapmayıp sinema filmleriyle harikalar yaratan Cem Yılmaz, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'e geliyor söz. Yüreklerinde o heyecan varsa yapabilir, herkes yapar. Niye? Çalışırsa yüreğinde böyle o heyecanlı coşku, sinema coşku. Bakın Mahsun Kırmızıgül ne kadar güzel oldu. Yani o duyarlılığını, o müzikteki, sanattaki değil mi Güzin? Tabii çok. Duyarlılığını yönetmenliğe aktardı. Çok da güzel filmler çekti. Hepsini kutlarım. Cem Yılmaz aynı şekilde o komedi dünyasını götürüyor. Şimdi şeyler var. Orhan Kural'la Cemşir var. Onlar da çok şekerler. Murat Cemşir. Onlar da öyleler. Geçen ondan hatta teğet geçti. Onun bir işinde ben de olacaktım ama olmadı bu diziden dolayı. Onlar da çok iyi gidiyor. Ben çok seviyorum. Yılmaz Bey tedbir amaçlı bir çalışma yapmış işte. Ne tedbir lan? Lan diyelim ki orayı jandarma bastı. Ne yapacak? Yukarıdan kazanlarla böyle kızgın yağ mı dökecek? He? Genç nesilden alkışladığı hanımefendileri de sayıyor Erdal Özyağcılar. Kupse var.
Tabii senaryo yazıyor. Fıstık gibi Ezgi Mola var. Büşra Pekin var. Bunlar genç genç pırıl pırıl insanlar. Gupse'nin senaryolarını kendi yazıyor. Senaryoları yazıyor. Tabii, çok önemli. Senaryo yazar şey bu. Bu zenginlik yani. Bu ne kadar çok olursa o kadar iyi bizim meslekte. Sen kimi evden çıkartıyorsun kardeşim? Bu kadın hep buradaydı. Kimsesizlik çıkartamaz onu. Yazın ara ara İstanbul'a dönerek yeni dizi filmi için çalışacak Erdal Özyağcılar. Sette nasıl, özel istekleri var mı acaba diye soruyoruz yılların eskitemediği oyuncuya. Ben üretime ait bir aksaklık olur zaman zaten o da benim konuşacağım tek insan yapımcıdır. Yapımcılarım da benim saygıyla, sevgiyle karşılarlar. Böyle gerekli böyle uyarıları yaparım. Önümüzde gidelim yoksa benim öyle dizili öyle bir özel bir şeyim asla olamaz. Gözlerin ela, kaşların kara, bu sevdan başıma bela. Usta oyuncunun bir özelliğini daha öğreniyoruz röportajımızda. Mesela ben oynadıktan sonra nasıl oynadım diye herkesin gözünün içine bakarım hala. Yönetmene bakarım. Arsızlık değil ama insan şey o, yönetmene bakarım, asistana bakarım nasıl oldu derim. Benim Yasemin var asistanım. Yasemin nasıl oldu? Erdal Bey çok iyi. Yalan söyleme Yasemin, ne olur doğruyu söyle diye. Tiyatro, yeni dizi çekimleri ve Bodrum tatili üçgeninde yaşıyor bugünlerde Erdal Özyağcılar. Ata Demirer ve Demet Akbağ'la sır gibi saklanan yeni bir projede de yer alabilirmiş. Beni biraz heyecanlandıracak bir rol olduktan sonra, beni biraz yükseltecek, bana iki tane kanat takacak rol olduktan sonra ben uçarım. Sorun. İşte onun tabii onun tiyatro zaten ben Ekim'den sonra haftada iki gün veya bir gün oynayacağım. O sorun değil de öbür dizi olayı sorun. Bilemiyorum yani bunlar kısmet işi. Buyur kimsin? Hüseyin. Firuzan abla. Ne yapıyorsun be? İşlerden güçlerden konuştuk da şu hayalinizdeki dünya turu vardı. Ne oldu ona diye soruyoruz. Şimdi ben bir iki sene daha çalışayım. Ondan sonra Güzine sürprizim var. Dünya turu yapacağız değil mi Güzine? Ama bunu 10 senedir yapacağız. 10 senedir yetkiliyorum. Ama elini çabuk yoksa yürüyecek halimiz kalmaz böyle. Yok, elimizde bastım. Yapma Allah'ını seversen Güzin daha dur. Güzin Hanım'ın telaşına karşılık Erdal Bey ayağa kalkıyor ve ben 18'lik delikanlılara resmen taş çıkartırım diyor. Şöyle bak bir ayağa kalkayım da görün abi baksana iyi bak pefil pefil gördün mü ne güzel. 20 kilo verdim. Bu eşsiz sohbet için Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar'a teşekkür ediyoruz. Bir zamanlar aşık olmuştum ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum